Değerli basın mensupları, 19 yıldır iş başında olan Erdoğan hükümetleri dış politika, ekonomi gibi pek çok alanda devletin kurumlarını ve kapasitesini tahammüden çökertti. En çok zarar verdiği alanlardan biri de milli vasfını bitirip kendi siyasetine meze ettiği, vesayet altına aldığı eğitim sistemimiz oldu. Bu kafanın iş başında olduğu ülkemizde 19 yılda 8 kez yani neredeyse her iki buçuk yılda bir, bir Milli Eğitim Bakanı değişti. Küçücük çocuklarımızın kafasına kapı vurur gibi vurmaya cüret eden bir anlayış, onları bilimle, ilimle, irfanla donatamaz, mümkün değil. Çocuklarımızın saç tıraşı nedeniyle herkesin içinde azarlayan bu kafa sorgulamayı, analitik düşünceyi, bırakın öğretmeyi kendisi bunlardan bir şey anlamaz zaten. Erdoğan hükümetlerinin elinde denetimiz, denetimsiz yurtlarda çocuklarımız yanarak can verdi. Sarayın en çok himayesine masar olan vakıflardan birinin yurtlarında çocuklarımız cinsel istismara uğradı. Bunun üstüne de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı çıktı bir kereden bir şey olmaz dedi. Bakan hakkında gen soru verildi, AK Parti oylarıyla reddedildi. AK Partili vekiller o bakanı tebrik etmek için mecliste sıraya girdi. Bu manzaraları milletimiz unutmadı. Bu saray beslemesi vakıfların belediye kasalarına uzanan hortumları yerel seçimlerden sonra büyük ölçüde kesildi. Saray hükümeti bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden bu vakıfların yurtlarına adrese teslim yardım yönetmeliği çıkardı. Erdoğan şahsı hükümeti adrese teslim ihale verme konusundaki uzmanlığını bu konuda da doğrusu gösterdi. Güya puanlama sistemi getirerek belli vakıfları isim vermeden tarif ettiler. Şimdi bu vakıflara genel bütçeden kaynak aktaracaklar. Eğitime ideolojik bir pencereden bakan bu zihniyetin elinde eğitimimizin ne hale geldiği ortada. Öğrencilerimiz 37 üyeli OECD ülkeleri içerisinde akranları arasında okuma becerisinde sondan altıncı. Matematikte sondan beşinci. Fende sondan sekizinci. Bu yıl üniversite sınavlarında sınava başvuran her on adaydan üçü, yani bir milyona yakın öğrenci, daha ilk aşama temel yeterlik sınavını geçemedi. Ailelerimiz yemiyor, yediriyor. Giymiyor, giydiriyor. Analar babalar binbir umutla çocuklarını okutuyor. Sonra üniversiteden mezun olan evlatları iş bulamıyor. Ev genci oluyor. Üyesi olduğumuz Uluslararası İşbirliği ve Kalk Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde eğitim becerilerinde de sondayız, sonlardayız. Ama ev genci oranında en baştayız. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyon 13 bin kişi. Her 100 işsizden 27'si üniversite mezunu. Yine OECD verilerine göre 15-29 yaş arasında her 10 gençten 3'ü ne çalışıyor ne de bir okulda okuyor. Ev genci olmuş, evde anasının babasının eline bakıyor. Bu işin bir tarafı. Bir de öğretmenlerimiz var. Atanamayan yüz binlerce öğretmen kapıda umutla bekliyor. Ama Erdoğan atanan öğretmenlerin yüzüne öğretmen açığımız yok diyerek kapıyı kapatıveriyor. Atanabilen öğretmenlerimiz derseniz onlar da hak ettikleri gelire ulaşamıyor. OECD verilerine göre 15 yıl tecrübeli lise öğretmenlerine verilen maaş sıralamasında 33 ülke arasında 28. sıradayız. Yani sondan 6.yiz. Lüksemburg'da bir lise öğretmeni Türkiye'deki meslektaşının 3,5 katını. Almanya'daki öğretmen 2,8 katını. Hollanda'daki öğretmen 2,5 katını kazanıyor. Bunlar da 2019 yılındaki rakamlar. Döviz kuru artınca bu makas daha da açıldı. Ama sarayınki bir lise hala sıkılmadan Avrupa'da öğretmen maaşlarını en hızlı arttıran biziz diyor. Ülkesinin parasını en hızlı pul ettiren de sizsiniz. Öğretmenlerimiz ya özel ders vererek ya ek iş yaparak ayın sonunu getirmeye çalışıyor. Öğretmenlerimiz emekliliğinde bile huzura eremiyor. Emekli oluyor, çalışmak zorunda kalıyor. Hem velilerimiz, hem öğrencilerimiz, hem öğretmenlerimiz böyle bir eğitim sisteminden mutlu değil. Çünkü bu sistemin merkezinde bilim yok, ortak akıl yok, istişare yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kronikleşen bu sorunları çözmeye kararlıyız. Öncelikle eğitim sistemini paydaşlarla yeniden masaya yatıracağız. Bu ülkenin gençlerine en az çağdaş ülkelerdeki akranları kadar üretecek ve en az onlar kadar kazanmalarını sağlayacak nitelikli bir eğitimi vereceğiz. Sadece öğrencilerimizin değil yeni neslin ellerinde yükseleceği öğretmenlerimizin eğitiminin de kritik önemde olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar yapılan hataları gördük. Başka ülkelerdeki iyi örnekleri inceledik. İncelemeye de devam ediyoruz. Bu konuda çok hızlı adımları vakit geçirmeden iktidara gelir gelmez atacağız. Öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge sorununu hemen çözeceğiz. Ekonomi masamızın il ziyaretlerinde görüyoruz. Bu memlekette işsiz iş bulamıyor. işveren de istediği nitelikte işçi bulamıyor. Kuracağımız stratejik planlama teşkilatı sayesinde ülkemizin üretimdeki nitelikli eleman ihtiyacı ile eğitim kurumlarından mezun olacak nitelikli iş gücünü buluşturacak planlamayı mutlaka yapacağız. Liseden bozma üniversitelerde binlerce öğrenci yıllarca okutup sokaklarda işsiz kalmalarına artık göz yummayacağız. Gençlerimizin eli ekmek tutacak, mezun olduklarında yarınlarına da umutla bakacaklar. Gençler bizim politikalarımızın odak noktası. Biz gençlerimizi önemsiyoruz. Ve gençlerimizi çok ama çok seviyoruz. Genel başkanımız gençlere son 19 yılda ellerinden çalınan hayallerini geri vermeye söz verdi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yepyeni bir geleceği, gençleri dinleyerek, gençlerle konuşarak kuracağız. Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Devir teknoloji devri. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gençlerimizin teknolojiye ulaşması için her türlü kolaylığı sağlayacağız. Gelir gelmez ilk 6 ay içerisinde gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV'yi sıfırlayacağız. İnternete ucuz erişmeleri için ilk internet aboneliklerinden vergi almayacağız. Yine alacakları ilk sıfır otomobilden ÖTV almayacağız. Gençlerimiz arabayı Avrupa'daki akranlarıyla aynı fiyata alabilecekler. Öğrenim kredisi borçlarını faizsiz şekilde ve işe başladıklarında rahatlıkla ödeyebilecekleri taksitlerle yeniden yapılandıracağız. Üniversiteye başlayan gençlere kültür ve sanattan mahrum kalmamaları için bu faaliyetlerde kullanacakları bin liralık kart ya da mobil uygulama vereceğiz. Gençlerimiz başka ülkeleri de görmeli. Dünyada ne var ne yok, başka ülkelerde insanlar nasıl yaşıyor, neler konuşuyor bunu takip edebilmeli. Bakış açıları, dünya görüşleri genişlemeli. Bunu kolaylaştıracağız. Yurt dışına çıkan gençlerimizden pasaport ücreti ve çıkış harcı almayacağız. Kamu alımlarda zorunlu haller dışında mülakat sistemini kaldıracağız. Mülakat yapılacak çok sınırlı alanda ise mülakatlar kamera kaydına alınacak. Torpil dönemi son bulacak. Hak eden hakkını alacak, liyakat olacak. Bunlar sadece ilk aldayda yapacaklarımız doğruları Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında taslaman biz yapacağız. Devleti bilen kadrolar bizde. Biliyoruz ki bu ülkenin kaynağı var. Yeter ki bu kaynaklar bir avuç faiz lobisi, bir avuç yandaş müteahhit, bir avuç pudracı yanaşma için değil, milletimiz için kullanılsın. Değerli basın mensupları, insaf imanın yarısıdır. İnsafsız insan gaddardır, merhametsizdir. İnsafsız olan izan etmek için her fırsatı kullanır ve hüsnü zandan nasipsiz kalır. Ne yazık ki bugün ülkemiz insafını kaybetmiş bir yönetimin elinde oradan oraya savruluyor. Erdoğan ve onun şahsı hükümeti freni patlamış kamyon gibi vefayı, insafı, edebi, adabı eze eze geçip gidiyor. En son Rize'de insafsızlığın, vefasızlığın zirvesini gördük. Rize İkizler'e de köyünü, dağını, taşını, ormanını koruyan köylülerimiz de ahil herkese hedef aldı. Ankara'dan köylülere destek olmaya giden bizim arkadaşlarımız başta olmak üzere herkese etmedik laf bırakmadı. Bir dikili taşınız olsun var mı bunların bir dikili taşı diyerek kendince bizi eleştirmeye kalktı. Beyefendi, Rize demek çay demek. Çay demek Cumhuriyet Halk Partisi demektir. Çayı Karadeniz'de tanıştıran kim? Çayın kanununu çıkaran kim? İlk çay fabrikalarını Rize'de kuran kim? Hadi Türkiye'nin tarihini bilmiyorsunuz. Kendi memleketinizin tarihinden bilmiyorsunuz. Bize ayıp etmekten sıkılmıyorsan bari çayın babası tarımcı zihni derinin aziz hatırasına ayıp etmekten utanın. Cumhuriyetin tüm yaptıklarını satıp saldınız. Bari bu eserlerin sahibini bir hayırla yad edin. Hazine ve Maliye Bakanınız 2017-2021 döneminde yani son 4 yılda devlete ait hisseleri, HES'leri, şeker fabrikalarını, taşınmazları satıp 9,5 milyar lira gelir elde ettiğinizi açıkladı. 19 yılda sattıklarınız ise 62 milyar 348 milyon doları buldu. Yine kendi kendinizi başına geçirdiğiniz varlık fonuna sermaye ettiğiniz bu atadan dededen kalan gümüşler nereden geliyor? İnsafsızlığın da bir sınırı vardır. Ama ne yazık ki Erdoğan'da bunun sınırı yok.